Gayrimenkul, hisse senetleri, altın. Bence hepsi güzel yatırımlar ama kabul edelim ki son zamanlarda hiçbir yatırım aracı kripto paraların kazandırdığı kadar kazandırmadı. Neden böyle diyorum? Bir yıl önce bitcoin alsaydınız paranız %64, ethereum alsaydınız %395, cardano alsaydınız %639, bnb alsaydınız %1276 değer kazanmıştı. Bu arada borsa yatırım yapsaydınız ki borsa bence harika bir yatırım son bir yılda %27 kazandınız. Bunun sebebi yeni bir piyasadayız ve yeni çıkan her şeyde ne olursa olsun sert hareketler görürüz. Ben kripto paralarda hala çok erken aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Bugünkü konumuz 2022 yılında en iyi 7 kripto para. Videoya geçmeden önce ufak bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. 7 adet kripto paradan bahsetmeden önce benim için çok önemli olan ve sizin için de önemli olacağını düşündüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kripto paralarla ilgili bir anket yapıldı. Türkiye'de kripto para yatırımı yapanların sayısı son 1 yılda 11 kat arttı. Ama bu sizi şaşırtmasın. Sektöre girmek için çok mu geç kaldık? Artık kripto para trenine atlanmaz mı diye düşünmeyin. Çünkü bence hala çok başlarındayız. Kripto parayla işlem yapanların sayısı 11 kat artmasına rağmen şu an Türkiye'de kripto paralarla işlem yapanlar sadece %7.7. Ben kripto paraları güvenirim, veya çok güvenirim diyenlerin oranı %34'ten %25'e düşmüş. Bunun neden olduğunu biliyorsunuz güvenmemesinin sebebi sadece para kaybetmesi. Eğer başkasının aklıyla yatırım yapmasaydı, araştırmasını yapsaydı, sabırlı olsaydı, kolay yoldan zengin olmaya çalışmasaydı, kazanması daha muhtemel olacaktı ve eğer kripto paralardan kazansaydı ben kripto paraları güvenirim diyecekti. Kripto paralarla ilgili ilk işlem yapmaya 2016 yılında başlamışım. Şimdi baktığım BTC Türk'ten hesap açılış tarihim 2016. İlk aldığım kripto paralar yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin, Ethereum bir de Ripple'dı. Yıl 2016. Bitcoin alıyorum, para kaybediyorum. Tabi o zamanlar lise öğrencisiydim. Küçük miktarlarla işlem yapıyordum. Bitcoin alıyordum. Para kaybedince Bitcoin'i suçluyordum. Çünkü ben suçlu olamam. Bizim egomuz sürekli bize bunu öğretir. Sürekli başkasını suçlamak isteriz. Ethereum alıyorum, para kaybediyorum. Ethereum'ın CEO'suna kızıyorum. Neden? Çünkü fiyatı yükselmedi. Güven konusundan buraya geldik. Ne demek istiyorum? Eğer bir şey alıp para kaybediyorsanız bu ne başkasının ne projenin sahibinin suçu bu tamamen kendi sorumluluğunuzda. Yaptığınız her şeyin kendi sorumluluğunuzda olduğunu bildiğiniz zaman hayatınız olumlu yönde değişecek. 10 tane saçma sapan ismini duymadığımız kripto para almışsın. Burada bence suçlu aldığın 10 adet kripto para değil. Bil bakalım kim? Öncelikle bu söyleyeceğim kripto paralardan bazıları hatta çoğu bende yok. Yani demek istiyorum ki reklam yapmıyorum, reklam yapmaya da ihtiyacım yok. Az önce ne dedik? Başkasının aklıyla yatırım yapanlar kaybederler. Kendi fikirleri olmayanlar başkasını taklit ederler. Kusura bakmayın kazanmanızı istiyorum. Kazanmanızı istediğim için de acı söylüyorum. Söylediklerim elbette size fikir verebilir. Ama bir şeyi almadan veya satmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Hep aynı örneği veriyorum ama bu örneği beğeniyorum. Nasıl telefon alırken haftalarca bunu araştırıyorsak kripto para alırken haftalarca araştırmasanız da sadece birkaç saat bakın. Söyleyeceğim 7 kripto parada 3 adet özelliğe dikkat ettim. Bu kripto paralar bu 3 özellikten en az birine sahipler. Birinci özellik proje. Herhangi bir kripto para veya token ne kadar sert yükselirse yükselsin bu yükselişin altını dolduramıyorsa inişi de yani düşüşü de aynı sertlikte olur. <laughs> Benim için proje çok önemli. İkinci özellik projenin ekibi veya CEO'su. Proje ne kadar iyi olursa olsun onu gerçekleştiren bu ekibin başındaki kişi veya kişilerdir. Proje kendi kendini geliştiremez, aynı şekilde kendi kendini pazarlayamaz. Herhangi çalışkan olmayan, negatif birine dünyanın en iyi projelerden birini getirseniz de sonuç alamaz. Çünkü projeyi gerçekleştiren kişi projenin başındaki kişidir. Ama geçmişi başarılarla dolu, sabırlı pozitif, çalışkan birine sıradan bir projeyi verirseniz bile harika işler gerçekleştirebilir. Üçüncü özellik ise trend. Güzel bir söz vardı. Trend is your friend. Ne demek istiyorum? Projenin ne olduğuna bakmadan örnek vermek gerekirse Shiba ve Dogecoin'de bunu görüyoruz. İnsanlar hiç araştırmadan, bu projeyi bilmeden bile insanların ilgisinin buraya kaydığını anlayabiliyorsa ondan para kazandı. Yani projeye veya sahibine bakmadan elbette bu asla uzun vadeli olmaz. İnsanların ilgisinin nereye kaydığını görmeye, fark etmeye başladıysanız o treni atlarsınız ve güzel, müsait bir yerde inip iyi para kazanırsınız. Her ne kadar bu özellik benim aradığım ve uzun vadede sevdiğim bir şey olmasa da para kazandırıyor mu? Evet. O zaman geldik 2022 için bence en iyi 7 kripto para neler? Birinci sıraya Avax'ı koyuyorum çünkü Bitcoin ve Ethereum'un uzun yıllardır çözemediği bir sorunu çözüyor. Şimdi 3 tane şey var. 1- Merkeziyetsizlik. 2- Güvenlik. 3. Ölçeklenebilirlik Bitcoin ve Ethereum ilk ikisini gayet güzel yapıyor ama üçüncü de çuvallıyorlar. Avax Ethereum'dan daha hızlı ve daha ucuz. Avax Network'ü yanlış hatırlamıyorsam saniyede 4500 tane işlem gerçekleştirebilirken Ethereum saniyede 30 işlem falan gerçekleştiriyor. Eğer uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız ki yatırımcılık bence traderlıktan daha iyidir o zaman kısa vadede fiyatı düşmüş çıkmış kanser etmiş pek de önemli değil. İkinci sırada Kartezi var. Benim en sevdiğim projelerden biri. Merkeziyetsiz blockchain uygulamalarının Linux üzerinde geliştirilmesini sağlayan bir proje. Linux galiba Linux olarak telaffuz ediliyor. Yalnız söylüyorsam kusura bakmayın. Windows bile Linux'un yatırımcıları arasında. Dediğim gibi bu projeyi çok beğeniyorum. Cartesi bende de var. Ama benim beğenmem yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Bunlar yatırım tavsiyesi değiller. Bu arada Kartezinin ekibi de çok sağlam bir ekip. Sıradaki kripto para Bitcoin. Bitcoin bizi hükümetlerin her sorunda para basmasını önleyecek yani merkez bankalarından bizi kurtaracak kaçış formülümüz. Evet altcoinler kadar kazandırmayabilir ama ben yine de sağlam bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Tüm sirkülasyondaki Bitcoin'lerin %85'i 4-5 aydır hareket etmedi. Bu demek oluyor ki artık insanlar Bitcoin'e daha fazla güveniyorlar al sat yapmıyorlar sadece al yapıyorlar alıp tutuyorlar. Bu da demek oluyor ki aslında bir nevi dolaşımdaki bitcoin sayısı satılan bitcoin sayısı azalıyor. E arz düştükçe talep de hala güçlü kalmaya devam ederse bir şeyin fiyatı yükselir. Dördüncü sırada ICP var İnternet computer. Projesi açık ara bütün kripto paralar arasında en iyilerden ve en iddialılardan biri. Ama şunu söylemem gerekiyor ki uzun zamandır yatırımcısını mutlu etmedi. Çok büyük yatırımlar aldılar, çok büyük beklentiyle borsaya girdiler ama hala dediğim gibi yatırımcısını mutlu etmedi. Çok iddialılar, yapmak istedikleri şeyler çok güzel ama insanlar... ICP'den biraz çekindikleri için girmeye korkuyorlar. Bu alım fırsatı mı değil mi size bırakıyorum. 5. kripto paramız Solana. Solana'dan bahsetmezsek tabii ki olmaz. Çok büyük kuruluşlardan yardım aldılar ve internet computer'ın yani ICP'nin aksine beklentileri karşıladılar. Solana'nın yapabildiği saniyedeki işlem sayısı 50.000. Hatırlarsanız Ethereum'un sadece 30 filandı. Sadece 1-2 yıllık ekosistem olmasına rağmen kısa sürede bu kadar şeyi başarabilmeleri ve yatırımcılarını mutlu edebilmeleri bence gayet olumlu. Bildiğim kadarıyla saniyedeki en hızlı işlem gücüne sahip sistem. Sadece hız değil masrafları da inanılmaz az. Araştırdığım kadarıyla blockchain sistemleri muazzam bir dilde sadelikte yazılmış. Intel, Dropbox ve Google'da üst seviyelerde çalışmış olan kurucu ekibi var. Az önce saydığım 3 tane özellik vardı. Sanki Solana bunların hepsine uyuyor gibi. Yine geriye döneceğim. Size sayacağım 7 tane kripto param 3 tane özelliğe en az bunlardan birine sahip demiştim. Bunlardan üçüncüsü projenin sahibiydi. Çünkü projeyi gerçekleştiren, geliştiren, ilk başta pazarlayan odur. Bunun kesinlikle hakkını veriyor. Vitalik Batır'ından bahsediyorum yani Ethereum. Ethereum hakkında söylemek istediklerim var. Ethereum yavaş yavaş maalesef çağın gerisinde kalıyor. Ethereum 2.0 ile olmaya çalıştığı şeyi olan yani başaran sistemler kripto paralar var. Mesela az önce konuştuğumuz Solana Avax gibi. Ama Ethereum network'ünün avantajını kullanarak asla değer kaybetmiyor. Aksine değer kazanıyor. Yani demek istiyorum ki Ethereum network'ü yani ağı o kadar geniş ki üzerinde çalışan birçok sistem proje var. Ethereum sayesinde çok başarılı olan bir sürü proje hayata geçiyor ama dediğim gibi biraz teknolojisi geri kalmaya başladı. Ethereum 2.0 ile mutlaka bir şeyler değişecektir. 7. sırada aslında kripto para yok, kripto paralar var. Metaverse şu an yayılma aşamasının çok ama çok başlarında olan bir terim. Bu yüzden sağlam gözüken metaverse projelerine yatırım yapmak bir kesin insanı mutlaka emekle edecek kadar çok para kazandıracak. Metaverse yatırımından hatta en iyi metaverse yatırımından bahsettiğim bir video var. Sağ üstte koyarım, tıklayıp izleyebilirsiniz. Tabii ki unutmamanız gerek. Bu alanda daha çok erken aşamada olduğumuz için riskli. Ama ne kadar risk, o kadar getiri. Bu söylediğim 7 kripto para 3 özellikten en az birine sahipler. Yorumlarda çok istediğiniz için bu videoyu çekme kararı aldım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değiller. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Herkes anlayana kadar başkasının aklıyla yatırım yapanlar kaybederler. Dediğim gibi bu video size fikir verebilir ama ne alırsanız veya ne satarsanız ne işlem yaparsanız yapın kendi araştırmanızı lütfen yapın. Kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki hiçbir zaman ücretli bir şey satmadım. Hiçbir zaman bir kripto paranın propagandasını yapmadım. Yapmaya ihtiyacım yok. Bu videoda şöyle bir şey yapalım. Herkes beğendiği kripto paranın ismini sebebiyle birlikte yorumlara yazsın. Eğer değerlendirmemi istediğiniz kripto para varsa onu da yazabilirsiniz. İstek gelirse onun hakkında video çekebilirim. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklarsanız kanala çok yardımcı oluyor. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Tıklarsanız ben video attığım zaman kaçırmazsınız. Beni daha fazla görmek isteyenler için açıklamaya Instagram hesabımı bırakırım takip edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.